dişler, yan dişler ve ön dişler çok ısrar ettiniz. EBOB aldık, neden ekok almıyoruz diye biz de o zaman diyoruz ki gelin bir de ekok alalım. Ama kısaca EBOB'u bir hatırlayalım. EBOB neydi? İki sayıyı bölen en büyük sayıyı bulmaktı. Ve biz bunu ne zaman kullanıyorduk? Bir bütünü parçalara ayıracağımız zaman kullanıyorduk. Burada tamam mıyız? Şimdi değerli arkadaşlar, bir de ne var? Mesela ben dedim ki Kaan, sen altışar altışar say, Zeynep Özgün de bize sekizer sekizer saysın. Bakın, Kaan başladı, Utku sayıyor. 6, 12, 18. Bir ara duraksadı hocam, 18'den sonra kaç geliyor dedi. Ben dedim 24. Tamam hocam dedi. Sonra Zeynep Özgün başladı saymaya. O da 8, 16. Hocam 16'dan sonra ne geliyordu dedi. Dedim 24. Ha tamam, hatırladım dedi. Sonra ikisi de bir şey fark ettiler. Ali. İkisi de ilk ortak olarak hangi sayıyı söylediler? 24 sayısını söylediler. İşte arkadaşlar, iki sayının katlarını alırken en küçük ortak oldukları kata biz ekok diyoruz. Ekokun açılımı ne oluyor o zaman arkadaşlar? En küçük ortak kat oluyor. Bir şeyin katı demek kendinden nedir? Büyüktür. Demek ki iki sayının ekokunu alıyorsak bu rakam ikisinden de ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. Ekoku kısaca böyle ifade edebiliriz. İki veya daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bunların ekoku diyoruz. Ve arkadaşlar ekok AB şeklinde gösteriyoruz. Bu tabii ki her zaman hocam böyle tek tek sayıp mı gideceğiz? Hayır, sayıp gitmeyeceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Değerli arkadaşlar, EBOB alırken neden yardım almıştık? Asal çarpanlarını ayırmadan. Bugün yine asal çarpanlarını ayırmadan yardım alacağız. Ege, Kayra, Alp, Nisan. 8 ve 20'nin katları İlayda. 8 ve 20 sayısını yine asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölünen var mı? Var. Bölündüler 10'a 4. 2'ye bölünen var mı? Var. 5'e 2. 2'ye bölünen var mı? Var. 1'e 5. 5'e bölünen var mı? Var. 1'e 1. Şimdi oradan Buse diyor ki, öğretmenim çentik atmadınız ya da yuvarlağı almadınız. Ya almadım çünkü EBOB almıyorum, artık ne alıyorum? Ekok alıyorum. Demek ki ekok alırken öyle yuvarlağı al, çentik yap. Hiç gerek yok. Bodoslama devam ediyorsun Asya. Peki ne oldu ikim? Şu sayılar geldi. O zaman diyoruz ki Utku, Ali, Alp. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Yani şurası 8, burası 5. 8 kere 5, Nisa 40 eder, değil mi? Evet, işte arkadaşlar 8 ve 20 sayısının en küçük katı kaçmış? 40'mış. Anlaştık mı? Ekok almaktan. Basit değil mi? EBOB gibi ama Tuğrul ne yapmıyoruz? Çentik atıp ortakları aramıyoruz. Bölüyor mu? Bölüyor. O zaman bas geç diyoruz. Bu daha zevkli, daha kolay. Tamam mıyız efendim? Pekala. Haydi devam edin. 15 bin... Hocam bir şey soracağım. Sor. Tam hepsini bölmüyorsa da mı hepsini birbirine çarpacağım? Aynen. Aynen bak. 15 ve 20. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Böl gitsin. 10'a 15. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Böl gitsin. 5'e 15. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Böl gitsin. 5'e 5. Daha 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Böl gitsin. 5'e böldüm. 1, 1. Ekoklarını alıyorum. Bakın. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani arkadaşlar 60 oluyor. Tamam mıyız? Kolay değil mi? EBOB gibi bölüyor mu, bölmüyor mu? Bakmıyorsun.
Peki 12 ve 30'un ekokunu da sizlerden alalım chat'ten. Acaba 12 ve 30'un ekokları kaç? Bunlar kaçta en küçük karşı karşıya geliyorlar? Yani Erdoğan 12'şer 12'şer saysa, Ege Değirmenci de 30'lar 30'lar saysa ilk kaçta karşılaşırlar? Aferin. Evet. Alalım arkadaşlar. Haydi bakalım. 2'ye böldük. 6'ya 15. 2'ye böldük. 3'e 15. 3'e böldük. 1'e 5. 5'e böldük. 1. Arkadaşlar bakın. 2 kere 2 4. 3 ile çarptık 12. 5 ile çarptık 60. 8 ve 5'inki ne? Evet, aynen 40 değil mi? Böldük. Bakın 2'ye böl 5, 4. 2'ye böl 5'e 2. 2'ye böl 5'e 1. 5'e böl 1. 40 oldu. 25 ve 60'a bakalım efendim. O ne olur? 25 ve 60 sayılır. 25'er 25'er saysak, 60'ar 60'ar saysak nerede karşılaşırız? Dikkat, Utku. Ali doğru. Utku dikkat. Bölün arkadaşlar. 2'ye bölünen var mı? Var. 30'a 25. 2'ye böl. Hocam 100 mü oluyor? O efendim? 100 mü oluyor? 100 olur mu? 62 katı 120 olmaz. Mümkün değil. Hayır hocam öyle değil yani. Ekoku 100 mü? Bakacağız. Ekoku 100 olamaz işte. Ekoku demek ikisinin çakıştığı sayı demek. 25 Hı. gider ama 60 100'e gider mi hiç? 60 60 120 olur, olmaz. 60'ar 60'ar sayarsan. Evet arkadaşlar 2'ye böldük 25. 3'e böldük 5'e 25. 5'e böldük 1 5. 5'e böldük 1 1. Bakın şurası 4. 4 kere 3 12. Burası da 25. 12 çarpı 25 de 300 eder. Evet gerçekten de öyledir. Niye? 25 25 saysan 60 saysan ancak bakın 60 180 240 300'e denk gelir değil mi? 25'in de katıdır. 21 ve 105'e bakıyoruz. Dikkat. Yapın bakalım ne çıkacak. 21 ve 105 sayısını asal çarpanlarına ayırın. Ne oluyor acaba? Evet, aferin Ege. Buse. Evet. Güzel. Arkadaşlar bölüyoruz. 2'ye bölmek Bir dakika verir misin? başlıyoruz Zeynep. 3'e böldük 7 Erdoğan. Kerem bunu 3'e böldük 35 değil mi? Sonra 5'e böldük 7 7 değil mi efendim? Sonra 7'ye böldük 1 1. Çarptık. Aa 105 çıktı. Hatırlıyor musunuz? Ben ne demiştim size? Birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olan sayıdır. EKOK büyük olan sayıdır. Bakın 21'i 5 ile çarparsak 105 olmuyor mu? Evet. İkisi birbirinin katı. Dolayısıyla büyük olan sayımız EKOK olacaktır değerli arkadaşlar. Mesela 23 ve 92'de EKOK ne olur? Bakın bu bunun 4 katı. 92. 92 olur. 85 ve 17 bu bunun 5 katı. 85. Bu bunun 4 katı. 100. 100. EKOK. Hocam bekler misiniz? Yazacağım mı? EKOK'ta da böyle bir kolaylık var. Tamam mıyız? Kayra, seni görmüyorum Kayra. Orada mısın? Canberk tamam mıyız? Evet. Asya var Bir mısın? dakika hocam. Yok hocam.
Tamamdır hocam. Zeynep geçeyim mi? Geçebilirsiniz hocam. Bekleyin, ben yazıyorum. Kim yazıyor? Ali mi? Evet hocam. Peki yaz bakalım. Babun tam tersi işte yani. Bu. Evet, şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu şekilde EBOB almayı da bulmuştuk size hızlandırmak için. Ne yapıyorduk EBOB'da? Ortak olanlara bakıp üssü en küçük olanı seçiyorum. Şimdi dikkat. Ortak olmasına gerek yok. Üssü en büyük olanı seç. Bakın ortak mı diye bakmıyorum. İkilerden üssü büyük olanı aldım. 2 üzeri 2. Üçlerden üssü büyük olanı aldım. 3 üzeri 2. 5'i de aldım. 7'yi de aldım. Çarptım. Al sana. Eko kaldı. 1260. Tamam mıyız? Hocam ben tam anlamadım. Şimdi üstte en büyük olan mı? Evet. EBOB'da ne yapıyorduk? EBOB'da ikisinde var mı yok mu diye bakıyorduk. Ortak bölendi ya. Burada ortak yok. O yüzden üstü büyük olanı al geç. Üstü büyük olanı al geç. Ama hocam çok büyük sayı çıkmaz. Çıkabilir. Zaten ne dedik? Bak bu sayılar kaçar kaçar olduysa sayına kadar büyürse yani ekok da o kadar yukarı gidebilir. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim Ege. Neden 5 ve 7'yi ikisini birden aldık yani? Çünkü ortak olması şartımız yok Ege. EBOB'da ortak olma şartımız vardı ya. Bu ortak. Hı hı. Sonuçta bu çarpanlar saydığımızda ileride buluşuyorlar ya. Onların ikisinin içinde de ne yapacak? Katı olarak yukarıda bulacak. Yani ekok her zaman sayılardan büyük. Anladım hocam. Evet. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar birincisinin ekokunu alıyoruz. Bakın şimdi büyük ortak şeyler ikilerden büyük olanı aldım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Bakın arkadaşlar 4 çarpı 9 çarpı 5. O da 36 çarpı 5'ten 180. Evet o da 180 olarak gelir. Haydi. Hocam ikisinden de aynısından varsa. Hocam ben dersten... Evet arkadaşlar ikincinin ekokunu bulduk mu? Kaç diyoruz? 300. 300. Bakalım doğru mu? Bakın ikisinin tabanı aynı. Büyük olanı aldım. 2 üzeri 2. Burada 3'ü aldık. Burada 5 üzeri 2. Bunları da çarptığımızda evet efendim doğru buldunuz. 300. Haydi yandakini bulunuz. Evet. Bir dakika. Tamam. 90 hocam. Evet, güzel. Değil mi? 3'ün karesini aldık. 2'yi aldık ve 5'i aldık. Çarptığımızda da 90 oldu. Değerli arkadaşlar. Hadi K ve L'yi de alın. Hocam söyleyeyim mi? Çete atalım. Tamam. Dikkat! Arkadaşlar 44 olur mu hiç? 308 mi? Evet 308. 44 olmaz. Bazı arkadaşlar 7'yi unuttular. Bakın 2 üzeri 2 çarpı 7 çarpı 11. O da 308. Dikkat edelim. Evet. Buyurun efendim MN. Herkesten bekliyorum cevapları. Herkes gönderiyor. MN istiyoruz. İklimden geldi cevap. Utku gönderdi. Ali geldi. Evet haydi bakalım. Nisa da gönderdi. Çok iyi haydi. Evet Buse. Şu an yanlışsız. Erdoğan, Tuğrul. Evet herkes gönderiyor bakalım. İlayda dikkat çarpma hatası yapma. Canberk doğru. İlayda acele etme. Çarpma hatası yapmayalım. Haydi. Hocam çok hızlı gidiyorsun. Yetişmeye çalışıyorum. Eren. Haydi. Ege değil bence. Haydi. Evet. Ege de gönderdi. Aferin Ege. Ege sormaz da gönder. Evet. Güzel. Arkadaşlar yapmamız gereken neydi?
2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 almak. Niye arkadaşlar? Dikkat ederseniz bu iki sayı birbirinin katı mı? Katı değil mi? Dolayısıyla büyük olanı aldınız. Evet. P ve R'ye bakın. Bu da çok kolay. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 yapacaksınız. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla ekok ne oldu? 210 oldu değerli arkadaşlar. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın P ve R'nin hiç ortak çarpanı var mı? Yok. Demek ki sayıların ortak çarpanı yoksa ekokları ne oluyor? İki sayının çarpımı oluyor. Çarpanları. Evet, buna geleceğiz yavaş yavaş. Onunla ilgili bir özelliğimiz var. Vereceğiz. Arkadaşlar burada baktığımızda 2 üzeri 3'ü aldık. Sonra 3'ü aldık. 5 üzeri 1'i aldık. O zaman da ekokumuz ne oldu? 600. Buraya bakalım. 2'yi aldık, 3'ü aldık, 5 üzeri 2'yi aldık, 7'yi aldık. 1050. 2 üzeri 3'ü aldık, 5'i aldık, 7'yi aldık. 8 çarpı 35'ten o da 280 eder. Hocam ben yine dersten düştüm. Evet, iklim. İnternete bir çözüm bulmamız lazım. Telefondan giriyorsun. Evet. Evet. Onu ben annene de söyledim. Çözmeniz lazım. Hocam bir şey soracağım. Hocam ya annem toplantıyı unutmuş. Katılamadım. Evet. Ne hocam ne hakkında konuştunuz? Annem onu soruyor da. Sizin hakkınızda konuştuk ama toplantıya niye katılmadı? Evet. Anneni ararım. Tuğrul'cum sor. Hocam yok şey yanlış düşünmüşüm. Evet. Hocam problemlere geçecek miyiz? Geçeceğiz sakin. Önce bir böyle rahat rahat ebop ekok alalım. Geç. Acele etmeyin. Evet. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya hocam bu ekok ne işimize yarar? Yenilir mi, içilir mi, yutulur mu? Ben de diyeceğim ki zaten oruçlusun. O yüzden çok zorlama. En iyisi derste dinle. Şimdi arkadaşlar ekoku yakalayacağımız şifre kelimelerimiz var. Birlikte ne zaman? Mesela doktor olmak isteyen kim var? Kim doktor olmak istiyor? Ben hocam. He? İlayda. Ben. Tamam. Başka sağlıkçı olmak isteyen var mı? Yok. Utku mu? Yok. Utku değil. Allah korusun. Aman diyor. Kan görmeye dayanamam falan. Evet. Diyelim ki İlayda ile Alp ikisi de doktorlar. Aynı hastanede çalışıyorlar. İlayda ile Alp'in arasında şöyle bir konuşma geçiyor. İlayda diyor ki ben diyor 3 günde bir nöbet tutuyorum. Alp de diyor ki aa ben de 5 günde bir nöbet tutuyorum. Ve bunlar diyorlar ki biz senle diyor birlikte kaç gün sonra nöbet tutarız? Bunu hesaplayacaklar. O anda Alp'in aklına bir anda ben geliyorum. Ya diyor İlham Hoca diyor bize diyor anlatmıştı hatırlıyor musun? Ekok diye bir konu vardı. Doktorların muhabbete bak. Ekok diye bir konu vardı. Orada diyor bunu anlatmıştı. Ne anlatmıştı diyor. Ya ekok alırsak 3 ile 5'in ekokunu alırsak biz kaç gün sonra birlikte nöbet tutacağımızı buluruz. Aa evet diyor 3 ile 5'in ekokunu alalım. Aa 15. Tamam ya diyor 15 gün sonra bir daha nöbetteyiz diyor. Bak ya olaya bak. Evet. Arkadaşlar biri bu. İkincisi bölünen. Bunu da göreceğiz. Üçüncüsü toplam kaç tane? Dördüncüsü aynı anda. Evet bunu da anlatayım. Şimdi Kerem'le Nisa diyorlar ki işte İlham Hoca bizi çağırdı. İkisi de aynı yerden otobüse binecekler. Fakat pardon farklı yerden otobüse binecekler. Fakat ikisi de saat 9'da gidiyor. Nisa'nın otobüsü 9'dan her 15 dakikada bir kalkıyor. Kerem'in otobüsü ise her 45 dakikada bir. Hayda. Yol uzaklığı aynı. Yetişmeleri lazım. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye düşünürlerken kaç otobüs sonra aynı saatte bir daha çıkarız diye düşünüyorlar. Yine akıllarına ekok geliyor. O zaman gelin ekok problemlerine bakalım. Arkadaşlar şimdi
EBOB'da demiştim ki bir bütünü parçalıyorduk. Şimdi ise parçaları birleştirerek büyük bir bütün oluşturacağız. Dikkat! Bakın farklı sayılardaki fındıklardan toplam fındığa gideceğiz. Ya da bir okulda dersini 20 dakikada bir çalıyor, yan okulda da 30 dakikada bir çalıyor. Dedik ki size bunlar kaç defa aynı anda teneffüse çıkarlar gibi sorular sordum. Ya da bakın bu sayı 8'e de bölünüyor, 6'ya da bölünüyor. Acaba bu sayı kaçtır gibi bir soru sorduk. Ya da işte 8 dakikada bir kalkan bir otobüs var, 12 dakikada kalkan bir otobüs var. Bunlar kaç dakika sonra birlikte yeniden kalkarlar şeklinde. Ya da küçük küçük parçalarımız var. Bunlarla büyük bir kare oluşturacağız. Ya da fayanslarımız var. Bu fayansları duvara döşeyerek büyük bir kare yapacağız. Yani hocam bir şey sorayım. Parçadan bütüne gideceğiz. Efendim? Hocam şey şu 8'e ve 6'ya bölünen dedik ya 24 ya. Ama 8'e ve 6'ya bölünen daha farklı sayılar olamaz. Evet. Bu güzel sorunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü beni erken açıklama yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Arkadaşlar olabilir. Zaten sorularda ne diyecek Nisa biliyor musun? Diyecek ki ya Asya aklından bir sayı tuttu. Bu hem 8 hem 6'ya bölünüyor. Ama bu iki basamaklı tutabileceği en büyük sayı. Ne dersin o zaman sen? Hocam. Kaç olur? 8'e 6'nın ekoku kaç? Hocam ekok 24. Ekokları 24. Peki Asya iki basamaklı en büyük sayıyı tuttuğuna göre 24'ün katları olabilir mi? Evet. 48, 72, 96. Demek ki Asya kaç tutmuş? Tutabileceği en büyük sayı 96. Adamların nasıl sınırlandırdığını anladın mı şimdi? Okey. Herhalde öyle bir sürü sayı yazarsın. Merak etme. Evet. Arkadaşlar gelin ekok problemlerimize bakalım. Diyor ki bir hastanede çalışan iki hemşireden biri 3 gün bizde doktor yapmıştık. Diğeri 4 günde bir nöbet tutuyor. Bu iki hemşire aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra? Şimdi bunlar parmak hesabı yapsalardı bu ne yapacaktı? 1, 2, 3 bir daha 1, 2, 3 sayacaktı. 3'er 3'er sayacaktı. Diğeri parmak hesabı yapıp 4'er 4'er sayacaktı. İşte biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki parmak hesabını bırak ekok yap. 3 ile 4'ün ekokunu aldığımızda ne olur? 12. Değil mi? 3 ile 4'ün ekokları 12'dir. Demek ki bak bu sayısı da 12 ile denk gelecekti. Bu da 12 ile denk gelecekti. Demek ki diyorum ki bunlar 12 günde bir ne tutuyorlar? Beraber nöbet tutuyorlar. Arkadaşlar yani 12 gün sonra ne yaparlardı? Birlikte nöbet tutarlardı. İkinci nöbetlerini kaç gün sonra tutarlardı? 24. Üçüncü nöbetlerini 72 gün sonra. Anlaştık. Hocam bunu sorabilir miyim? Sor. Her sayının bir orta şey var mı? Yani ortak olduğu sayı. Ya her iki sayının bir ekoku vardır. Bir yerde ne yapar? Mutlaka buluşurlar. Evet. Bir torbadaki cevizler 6'şarlı ve 15'erli gruplara ayrıldığında hiç ceviz artmamaktadır. Bu torbada 100'den az ceviz olduğuna göre ceviz sayısı ne olabilir? Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? Önce ona karar verelim. Küçük küçük cevizleri birleştirip bir çuval elde edeceğiz. O zaman ben 6 ile 15'in neyini alacağım? Ekokunu. Çünkü yukarı gideceğim değil mi Buse? Ege 2'ye böldüm 3. 15. 3'e böldüm 1. 5. 5'e böldüm 1. 1. Bakın arkadaşlar bunlar kaçta buluşacak? 30'da mı? En küçük. Evet. Arkadaşlar şimdi ama 30'da bulunacak da 100'den az ceviz var. 30 olabilir. 60 olabilir. 90 mı olabilir iklim? Evet. Dolayısıyla diyor ki 100'den az ceviz olduğuna göre sayılar ne olabilir? Evet. 30, 60, 90 olabilir. Bize deseydi ki en fazla kaç olabilir? Derdik ki 90. En az kaç cevizler olabilir? Derdik ki
30. Hocam. Efendim Canber. Hocam bunlara uğraşmayıp direkt 15 ile 6'yı çarpsak. Şimdi 15 ile 6'yı çarpmak ne yapar 15 ile 6'yı çarparsan? 90. 90 yapar. Ama biz sana demedik ki en büyük diye. Belki 60, belki 30. Ama hocam ECOG'da en büyük oluyor. Hayır, ECOG'da en büyük diye bir şey demedim ben. ECOG'lar 30 zaten. 90 değil. Evet. 30'un katlarını bul. Biz katları da bölünür diyoruz. Tamam mı? Hocam ben bir şey soracağım. Bu 6 ile 15 neyden buldunuz? Yani ne için? 6 şahide 15 elde diyor. Ha, bölüneceğim. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. İki otomatik zilden birincisi 25 dakikada, ikincisi 30 dakikada bir çalmaktadır. İkisi birden aynı anda çaldıktan en az kaç saat sonra birlikte tekrar çalarmış? Hadi bakalım. Bunu da siz yapın. Evet, 150 dakika diyorlar. 150 dakika kaç saat ediyor? 2,5 mı? Evet hocam. 2,5 saat. Evet, 2,5 saatte bir ne yaparmış bu ziller? Birlikte çalarlarmış. Evet. 25 ile 30'un neyini alıyoruz? ECOG'unu. Al hanımefendi. Bak. Kaan, Zeynep Özgün. 25 ile 30'u alıyorum. Buse, Ege, Asya. 2'ye böl 15, 25. Ege Değirmenci 2'ye bölünüyor mu? Yok. 3'e böl 5'e 25. 5'e böl 1'e 5. 5'e böl 1, 1. Çarptığında ne geldi? 150. Demek ki 150'de 1 birlikte oluyor bunlar tekrar. O zaman 2 saat 30 dakikadır. 150 dakika. Kenar uzunlukları 20, ha, 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kare şeklindeki bir alan hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacak. Küçük fayanslardan büyük kare oluşturuyorsun. En az kaç fayansa ihtiyaç var? 60 hocam. Evet. Arkadaşlar 20 ile 30'un neyini aldık? ECOG'unu. 20 ile 30 zaten gördüğünüz üzere en kolay kaçta birleşir? 15, 10, 2'ye böl 5, 15, 3'e böl 5, 5, 5'e böl 1, 1. Bakın 4 çarpı 3, 12, 5, 60. Demek ki arkadaşlar benim karemin, ama soruyu siz yanlış anladınız. Karemin bir kenarı ne olacak? 60. Şimdi dikkat. Benim elimdeki bir kenarı ne? 20. Diğer kenarı 30. Arkadaşlar bakın, bir kenarı 30 olursa buraya iki tane mi koyabilirim 30-30? Evet. 20. Böyle kaç sıra koyabilirim? Bakın ölçüsü oldu. 20-20. Bakın arkadaşlar şöyle bölersek 1-2-3-4-5-6 tane fayansla yaparım bunu. Dikkat. 60 değil. 60, sen neyi buldun 60 olarak? Ali, bir kenarı buldun. Ortak katlarını buldun Asya. 6'yı nasıl buldunuz? Efendim? 6'yı nasıl buldunuz? Şimdi dikkat. Bu bir kenar 60 olacak değil mi? Doğru mu? Bakın bunun bir tanesinin kenarı 30 değil mi? O zaman iki sıra mı olur bu 60'a? Bir kenarı da 20 olduğuna göre 3 sırada böyle mi koyabilirsin? Evet. O zaman ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fayans kullanmışsın. Anlaştık mı? ECOG'larına o uzunluklarını bölersin. 3 ve 2 çıkar. 3 ile 2'den sırayı çarparak buluyoruz ya kaç tane olduğunu. 6 olur. Şimdi anladık mı? Ben anlamadım diyen var mı? Hocam neyle neyi böldüğümüzü bir daha söyler misiniz? Söylüyorum. Bak, bir kenarı 60 buldun mu? Senin bir kenarın 20 miydi? 60'ı kaça bölüyorsun? Şu küçüğün 20'sine. Senin bir kenarın 60 mıydı? Uzun kenarın kaçtı? 30. Böldüğünde 2 sıra.
İki sıra böyle, üç sıra böyle koyarsan altı tane koyarsın. Doğru mu? Evet. Buna dikkat edelim. 60 dediğimiz ortak, yani ikisinde ortak katı olan kenarımız. 7 ve 8'e tam bölünebilen iki basamaklı en küçük doğal sayı. Çok kolay oldu. Değil mi? Hocam çok. Peki, güzel. 3 basamaklı en küçük sayı kaç olur? Bir dakika hocam. 3 basamaklı en küçük. En küçük Ali. Hocam doğru mu? Bakayım. Buse, Ali, Kaan bildi. İlay da dikkat et. Nisa da bildi. Ege ikiyi bildi. Kerem ikinciyi de bildi. Evet. Arkadaşlar 7 ile 8 olduğu için bunların ekokları 56'dır. Hocam bir dakika hemen yazıyorum. 56'dır. Ben dedim ki 3 basamaklı en küçük olsaydı 56'nın katlarını düşünecektik. 56'nın katı ne var? 112. En küçük o. Anlaşılmayan bir noktamız var mı? Peki. Yok hocam. Arkadaşlar şimdi biz bu ekok sorularını şöyle sorularda da kullanacağız. Buna bakayım, bugünlük bitireceğim. Bir sınıftaki öğrenciler üçerli, beşerli gruplara ayrıldığında her seferinde kaç öğrenci ayakta kalıyor? Artıyor. 2. Bu sınıftaki öğrenci sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bu sınıftaki öğrencileri üçerli ve beşerli sıralayabilseydim ne derdim? 3 ile 5'in ekoku 15. Bu sınıfta kaç kişi var derdim? 15. Ama her seferinde kaç kişi artıyor? Asya, Kayra, 2 kişi artıyor. O zaman 15 değil, artı kaç kişi daha var? 2. Yani 17. Hocam biz bunu orantık problemlerinde çözmüştük, buna benzer. Çözmüştük ama burada artık farklı bir yere geliyor. Şimdi arkadaşlar 17'yi anladık mı? Soru şöyle de diyebilirdi Canber, Kaan. Eğer soruda sınıf mevcudu iki basamaklı en çok kaç olabilir deseydi, o zaman önce, buraya dikkat Ege, Kerem, önce şunu yapacaktın İpli. 15'in katlarını bulacaktın, 90. En büyük katı kaç 15'in? 90. 90 olsaydı 3'e de 5'e de bu sınıf tam ayrılırdı. Ama kaç kişi artacak yine? 2. O zaman ne diyoruz? Sınıf kaç kişidir? 92. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Burada. Hocam bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Eğer bize deseydi ki sınıf mevcudu iki basamaklı en çok kaç olabilir deseydi, ekoklarını 15 buldun ya, 15'in katlarını düşünüyorsun. 30 olsa yine tam. 45, 60, 75, 90. Evet, 90'a kadar hep tam olur. Sonra çünkü 105'e çıkıyor, olmuyor. Ama 90 olsa ne tam bölünecekti? Ben ne diyorum? 2 kişi artıyor. O zaman 90 artı 2'den 92 kişi olabilir. Anlaştık mı? Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün işlediklerimizi tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hocam,